Yepyeni bir günden herkese merhabalar, hayırlı sabahlar. Diyanet Televizyonu'na, Yeni Güne Merhaba programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize hayırlı, sağlıklı, huzurlu, bol bereketli bir hafta diliyorum değerli izleyenler. Rabbim bize dünyada da iyilikler versin, ahirette de iyilikler versin. Korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eylesin. İnşallah değerli izleyenlerimiz bugün ailede medya okuryazarlığını konuşacağız. Diyanet İşleri Başkanlığı Haber Editörü Cüneyt Çiğdemli Beyefendi bizlerle birlikte olacaklar. Sizler de bizlere eşlik edebilirsiniz. Yeni Güne Merhaba TV Instagram adresinden bizlere ulaşabileceğiniz gibi 0538 011 2663 nolu WhatsApp hattından da bizlere ulaşabilirsiniz. Yeni Güne Merhaba başlıyor. Her şeye sınırsız bir şekilde ulaşabildiğimiz medya en çok gençleri ve çocukları etkiliyor. Peki medyada gördüklerimize bakış açımız nasıl olmalı? Medya okuryazarlığı bu süreçte nasıl bir önem kazanıyor? Konuyla ilgili merak edilenleri Diyanet İşleri Başkanlığı Haber Editörü Cüneyt Çiğdemli az sonra Yeni Güne Merhaba'da yanıtlıyor. Cüneyt Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı sabahlar. Sabahlar. İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz inşallah. Elhamdülillah bizler de iyiyiz. Yeni normali yaşamaya çalışıyoruz. Yeni normale alışmaya çalışıyoruz. Enteresan, herkes işine döndü ama herkes maskeyle, herkes mesafeli. İşte servislerde az kişi var. Enteresan, böyle değişik oldu gerçekten. Yeni normal de farklı yani. İnşallah çok fazla alışmadan yeni normale çabucak geçeriz. Sıkıntısız, sağlıklı, sıhhatli bir şekilde. Güzel bir süreç geldi bugüne kadar. Toplum olarak iyi bir refleks gösterdik. Herkes bu anlamda çok ciddi anlamda hassas davrandı. Dolayısıyla çabucak başladı gibi geliyor bana normalleşme. İnşallah umulduğu gibi daha çabuk, daha kısa sürede tam normale geçeriz ve sağlıklı, sıhhatli o güzel günlere çabucak varırız inşallah. İnşallah. Gerçekten de tüm dünyada olup bitenlere bakınca ülkemiz harika bir yol kat etti. Geldiğimiz nokta itibariyle de elhamdülillah Rabbim beterinden korusun diyoruz. Evet. Bundan sonrası da inşallah iyi olur. Ama yine de günlük rutinlerimiz içerisinde her gün işe gelirdik, bu kadar kalabalık olurdu korona öncesi. Ama şu an kimse gelmedi uzun bir süre ama biz hep buradaydık. Şimdi tekrar bütün mesai arkadaşlarımız geldiler ama böyle bir maskeli falan değişik bir zaman dilimindeyiz. Yani buna da alışacağız. Buna, her şeye alışıyoruz nitekim. Neye alışmadık ki zaten şu süreç içerisinde. Ama hocam bir yandan da bu dijital dünyaya da fazla kaptırmadık mı kendimizi, fazla alışmadık mı? Bir yandan bu kötü bir şey değil tabii ki. İyi ki var dedik. İyi ki bu teknoloji varmış dedik. Uzaktaki sevdiklerimizle görüntülü konuşurken hangimiz iyi ki demedik yani. Çok şükür böyle bir nimet varmış demedik. Fakat bir yandan da tamamıyla hani hayatımızı bloke de etmiş durumda gibi de görünüyor. Biz bu sebeple bugün medya okuryazarlığını konuşacağız. Medya derken sadece televizyon değil, bunun içinde sosyal medya da var, bunun içerisinde dijital dünyanın her türlü enstrümanı var. Bütün bunlara dair bir okuryazarlık konuşacağız ama hocam şimdi çocukların elinde de tablet, bilgisayar, telefon, anne babanın elinde de biz hep çocuklar üzerinden konuşuyoruz. Hep çocukları koruyalım, hep çocuklara bir şeyler öğretelim. Yahu anne baba... Yani dünyadan bir haber, yani bu söylediklerimizden. Elinden düşürmüyor telefonunu, tabletini ama diyoruz ki biz çocukları koruyalım, onlara vermeyelim. Ne kadar gerçekçi. Bu dijital dünya bizi sarıp sarmaladı, bir kuşattı. Aile neye dönüştü hocam? Nasıl dönüştü? Aile ne hale geldi? Olumlu ya da olumsuz fark etmez. Bu konuda neler söylersiniz? Ben öncelikle tabii ekranları başından bizleri izleyen tüm seyircilerimize saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Hayırlı sabahlar diliyorum. Şimdi medya bizi kuşattı diyoruz. İşte çepeçevre sardı diyoruz. Dolayısıyla aile üzerindeki etkisine buradan başlamak lazım. Aile demişken aileyi biz hayatımızda nereye koyuyoruz? Buradan başlamak lazım ki hani ölçümüzü koyalım. Dönüşümü veya bir sapma varsa bunun ne kadar olduğunu görmek için. Aile denince aklımıza bizim ne geliyor? Şimdi bu soruyu cevaplarken bir evlat olarak aileni anlama geliyor. bir eş, kadın veya erkek olarak aileni anlama geliyor. Ya da anne baba olarak aileni anlama geliyor. Bu sorduğumuz zaman hepsinde ortak kavramlar ve her birinin diğerinden farklı artı kavramlarını görüyoruz. İşte sevgi, saygı, dürüstlük, sekinet, muhabbet, meveddet, kanaat, güzel ahlak. Bunlarla çoğaltabiliyoruz cevaplarını. Anneye babaya baktığınız zaman yeni ek kavramlar ekliyoruz buna. İşte çocuğa göre merhameti ekliyorsunuz, geleceği ekliyorsunuz bunun içerisine. Her birinde ortak kavramlar var, artı kavramlar var ama hepsinin tek bir ortak yanı var. Ailenin önemi ve aileye duyulan ihtiyaç. Aile bir eğitim yuvasıdır. Yani bireyi topluma hazırlayan, hayata hazırlayan ilk eğitim yuvasıdır. Burada hayatı öğrenir. Burada inancını, değerlerini öğrenir. İlk öğrendiği yer ailedir. Burada başlar. Biraz önce siz bir şeye dikkat çektiniz. Dediniz ki çocuklar ne yapıyor işte? Çocukları koruyalım. Aslında ilk burada başlıyor. Anne babadan başlıyor mevzu. Çünkü çocuklar ilk bize bakarak hayatı kavruyorlar. Bizim davranışlarımıza bakarak hayatı kavruyorlar. Buna dair sosyal deneyler var. Denk gelmişizdir internette. Veli ne yapıyorsa, anne baba ne yapıyorsa çocuk arkasından onu yapıyor. Hepimizin böyle tecrübeleri vardır. Hepimizin. Ben de yaşadım bu tür şeyleri. Hatta bir kitapta okumuştum. Bazen diyor ki baba çocuğu değil, çocuk babayı eğitir diye. Eğer iyi bir gözlemciysek çocuğun üzerindeki etkimizi gördüğümüzde ister istemez kendimize çeki düzen vereceğiz. Bunu izleyicilerimiz de tecrübe edilmişlerdir. Mesela ben kendimden şöyle bir örnek vereyim. Görevim gereği ben evde namazı pek kılamıyordum. Hep camide kılıyorduk ilk zamanlar göreve başladığımda. O zaman şimdiki oğlum Ömer Faruk 10 yaşında, o zaman işte 3 yaşlarında falandı. Bir gün fark ettim işte ben izinliyim, evde namaz kılacağım. Koştu gitti. Geldi seccade sardı. Bir daha koştu gitti. Yeri geldi başörtüsü almış gelmiş. Şimdi çocuk annesini gördüğü için annesi gibi namaz kılmaya başladı. Ellerini bağlamasından başını örtme gayretine kadar. O gün anladım ki ben, o zaman ben çocuğumu alıp camiye götürmem gerekiyor. Ben çocuğumu yaşadığım değerlerin nasıl olduğunu, ne olduğunu gösterecek ortamlar hazırlamam gerekiyor. İşte anne babalar düşen görev bu. Yani biz ne yaparsak çocuk ona göre şekillenecektir. Çok çarpıcı bir örnekmiş ya, bu. Bu böyle. Mutlaka şöyle izleyicilerimiz bir düşünsünler. Herkesin hayatında böyle örnekler vardır. Ve ben o andan sonra çocuğu aldım camiye götürmeye başladım. O günden itibaren. Gelsin orada oynasın. O oynarken görsün. Sonra ne yapıyor biliyor musunuz? Dışarı çıktığında camideki amca, camideki dede demeye başlıyor insanları tanımlarken. Ve bu onun hayatında bir mihenk oluyor, bir ölçü oluyor. Ve şunu da fark ediyoruz zaman sonra, belki konumuzun farklı bir yere mecraya kaymadan şunu toparlayayım, ben ifade edeyim. Çocuğu hayal kurduruyoruz daha sonra, bunu da yaşadık. Çocuk hayatın içerisinde mesela bir tatilde ne yaparsınız diye hayal kurduruyor kreş öğretmenleri. Çocuk sosyal hayatında ne yaşıyorsa onu anlatıyor. İşte sabah kalktık, şöyle yaptık, böyle yaptık, pikniğe gittik, şurada oturduk. Öğlen oldu namaz kıldık diyor. Sonra işte çay içtik, şunu yaptık, bunu yaptık, çekirdek yedik, namaz kıldık diyor. Biraz daha bir şeyler anlatıyor, karanlık çöktü diyor, namaz kıldık diyor. Bir bakıyorsunuz ki sizin aslında hayatınızdaki, yaşantınızdaki o ölçü farkında olmadan çocuk için bir ölçü olmaya başlıyor. Dolayısıyla aile, çocuğu, bireyi hayata hazırlayan inançlarıyla ilk buluştuğu yer. Bir hafıza aslında, toplumsal bir hafıza, değerlerin nesillere aktarıldığı bir yer aile. Aile bunun için çok önemli. Bunu koyduk. Peki aile böyle ama medyada aile nasıl yansıtılıyor? Buraya bakmak lazım. Şimdi iki noktadan, iki mecradan aslında örnekler vermek istiyorum. Yani bir televizyondan, bir de sosyal medyadan. Siz dikkat çektiniz. Ben de bir kez daha hatırlatayım. Yani medya dediğimiz zaman, şimdi ben şimdi televizyon dizilerini örnek vereceğim ama televizyon dizisiyle dijital dünyada yayınlanan dizinin veya içeriğin çok bir farkı yok hazırlanış anlamında. Sadece biz bugün hani şey yaparız ya, alışveriş yaparken nelere dikkat edilir? İsterseniz siz gidin tatlı alın, isterseniz gidin başka bir şey alın. Bir ölçünüz vardır, bütçenize göre hareket edersiniz. Yani bir ilkeleriniz vardır. Biz bu örnekler üzerinden ilkeler koymaya çalışacağız. Elbette bu dijital dünyanın hepsini bir saat içerisinde konuşmamız mümkün değil. Şimdi biz televizyon üzerinden gidersek eğer Televizyonda işte gündüz kuşağı programlarına baktığımız zaman, haberlere baktığımız zaman, dizilere baktığımız zaman, yarışma programlarına baktığımız zaman nasıl bir aile tablosuyla karşı karşıya kalıyoruz? Şöyle düşünelim. Haberlerden başlayalım. Maalesef bugün üzülerek ifade ediyorum, kötülüğün haber değeri iyinin, iyiliğin haber değerinden daha yüksek. Sansasyonel olan, şiddet içeren, çarpıcı olan izleyiciye sunulmak anlamında daha layık görülüyor. Haber bültenlerini açtığınız zaman aile ile ilgili kavramları düşündüğünüzde şiddetle yan yana getiriliyor. Hocam ben açık net bir şey söyleyeyim bir izleyici olarak. Haberlere baktığımda sıradan bir izleyici olarak bana sunulan ve mütemadiyen sunulan, öyle bir iki değil, mütemadiyen sunulan şey şu, aile deyince aklıma gelen şu. Boşanmak isteyen kadınlar ve boşanmak istediği için öldürülen kadınlar. Ve mağdur olan çocuklar, acı çeken aileler. Bu. Ben aileye dair tatlı bir şey görmüyorum. Maalesef böyle bir durum var. Aslında tersi var da, yani o küçük örnekler, bunu şu anlamda söylemiyorum. Yani aile içi şiddeti önemsemiyoruz, böyle bir şey şöyle yok, hocam, anlamında ifade etmiyoruz. Ben ona bir size katkıda bulunayım. Şimdi bunlar evet haber, bunlar oluyor mu hayatın içinde? Evet oluyor. Ama bundan ibaret mi? Bundan ibaret değil. Bunlar gerçek, yaşanıyor. Evet, bize de haber olarak sunuluyor. Haberdar olmayalım mı? Olalım elbette, ama sadece bundan ibaretmiş gibi sunulması, algımızla oynanması sıkıntılı. Yoksa bizim çok güzel ailelerimiz yok mu? O ailede çok güzellikler olmuyor mu? Ama onlar ön plana çıkmıyor. Aile deyince sadece buymuş gibi lanse ediliyor. Ya sıkıntı olan nokta burası. Şimdi siz bunu deyince ben aklıma yine Diyanet TV'de izlemiştim. Bir eşi, yani bir karı kocayı yayınlamıştılar haberlerde. Çok da etkilenmiştim ben. Yatalak bir kadın var, yaşlı ve ona bakan kocası var. Kocası uzun zamandır ona bakıyor ve öyle bir güzel anlattı ki oradaki ilişkilerini. Şimdi insanın yani burada duygulanmaması mümkün değil. Yani bakın, belki konu biraz atlayarak gelecek ama aile öyle bir şey ki, yani sizin daraldığınızda, bunaldığınızda boş vurabileceğiniz merci. Hani mesela şimdi ilkbahardayız. Böyle sular, karların erimesiyle birlikte, baharın gelmesiyle birlikte coşkun akar nehirler, ırmaklar. Hayat böyle akıyor aslında. Dışarı çıktığımızda, işimize, gücümüze baktığımızda çok hızlı akan bir hayatın içerisinde biz tırnak içerisinde ifade ediyorum, debelenip duruyoruz. Bunalıyoruz, yoruluyoruz. Eve vardığımızda bütün o yorgunluklarımızı, bütün o sıkıntılarımızı, dertlerimizden sıyrılarak eşikten içeri giriyoruz. Aile böyle bir şey. O ırmağın denize kavuştuğu andaki sakinliğe erişmesi gibi bir şey aile. Dolayısıyla yani buradan sürekli böyle bir problemli aile yapısını yansıtmak elbette ki problemli. Bu neyi doğuruyor? Bu sefer aile dediğimiz zaman devasa sorunların yumağı bir yapı akla geliyor. Ve sanki kanıksanıyor bu durumlar ve bunun kaçarı yok. Yani buradan kurtulamazsınız gibi bir algı oluşuyor. Belki diğer örnekleri de tamamlayarak sonuca bağlayalım. Mesela dizilere bakıyoruz. Dizilere baktığımızda da entrikanın, sadakatsizliğin, ihanetin işlendiği bir aile yapısı görüyoruz maalesef. Ve bu öyle bir halle yansıtılıyor ki yanlış davranışta bulunan yüceltiliyor. Yani bunu şöyle açıklayayım, bir seminerde bahsetmiştim. Bir tanesi gelen konuklardan biri geldi bana şunu söyledi. Ben bunları anlattıktan sonra dedi ki, benim babaannem dedi böyle namazında, niyazında bir insan, ben onun aklım kesti keseli onu öyle bilirim. Bir dizide bir şey izliyor. Dizide rol icabı bir adam var, eşi var ve gayrimeşru bir ilişkisi daha var. Oradaki kadın yüceltiliyor, buradaki kadın kötü gösteriliyor. Yani evlilik içerisindeki kadın kötü gösteriliyor, dışarıdaki kadın iyi gösteriliyor. Babaannem diyor, o kadına beddua ediyor, öbür kadın övüyor diyor, ekran başında diyor. Şimdi bakın öyle bir sapma yaşanıyor ki. Niye? Çünkü daha önceki programımızda konuşmuştuk bunu. Bağ kuruluyor. Bağ kurulduğu zaman birini yakınlaştırıyor, ötekini uzaklaştırıyorlar. Dolayısıyla Burada dizilere baktığımız zaman genel anlamda istisnalar elbette kenara koyuyoruz. Böyle bir şeyle karşı karşıyayız. Aile sadakatsizliğin girdabına itilmiş bir yapı olarak, eşlerin birbirini aldattığı bir yapı olarak, hatta dahası aile içerisinde akrabalık ilişkileri olanların birbirlerine karşı ilişkilerindeki tutarsızlık veya hassasiyet içermeyen, mahremiyete dikkat etmeyen ilişkiler görüyoruz. Bunun da çok ciddi etkileri var. Buna dair bir hatıramı paylaşmak istiyorum. Bundan 3 yıl önce yanılmıyorsam Makedonya'ya Diyanet Vakfı'nın kurban organizasyonuna gitmiştik. Kurbanlar kesildi, işte elimizde listeler var, ihtiyaç sahipleri belirlenmiş, onları dağıtıyoruz. Bir bölge var, biraz daha dağlık bir bölge. Sabah çıktık araçlarla, dağıtıyoruz. Son bir aile kaldı, o biraz daha uzak bir yerde. Köye gittik, akşam çöktü, akşam karanlığı çöktü. Karanlıkta evi bulmaya çalışıyoruz, bulduk. Ev yeni yapılmış ama penceresi yok. Şeylerle, tahtalarla, naylonlarla çevrilmiş pencereler. Bir ışık yanıyor, ışık da dışarıdan, yan komşudan kabloyla çekilmiş. İçeride kimse yok. Ev doğru ama ev sakinleri yok. Onları ararken komşuda olduğunu, o kablonun oradan geldiğini görünce onlara soralım dedik. Bizim yanımızda bir tercümanımız vardı. Fakat o aracı park edip gelinceye kadar biz aileyi, kapıyı çaldık. Çıktılar, şimdi az buçuk anlaşıyoruz. Türkçe az buçuk anlıyorlar. Biz onları çok anlayamıyoruz ama böyle anlaşmaya çalışırken bir çocuk geldi. 12-13 yaşlarında bir kız çocuğu. Çatır çatır Türkçe konuşuyor. Şimdi ben böyle hem sevindim hem böyle hayretler içerisinde bakıyorum. Ben soruyorum, o cevaplıyor. İşte aileden bahsediyor, durumlarını anlatıyor. İşimizi hallettik, sordum ona. Dedim ki sen Türkçeyi nerede öğrendin dedim. Bakın çok enteresandır. Ne dedi biliyor musunuz? Dizilerden öğrendim dedi. Ve saydığı diziler o gün itibariyle bugün şu biraz önce anlattığımız örnekler içerisindeki en vahimlerinden biri. Ve bana oradaki aktörleri, oradaki oyuncuları soruyor. Hangisini çok beğeniyorsun diyor, beğeniyorsun diye sordum, şunu beğeniyorum diyor. 12 yaşında ta Makedonya'nın bir dağ köyünde kendine bir dünya bulmuş orada ve kendine model edinmiş. İnanın bir fotoğraf çekilseydik belki o gün diğer çocuklardan ve anne babasından çok farklı bir giyimi de vardı çocuğun. Tercihleri, süslenmesi falan. Bu da çok ilginçmiş. Bunu bakın Yeşilçam işte filmleri falan vardı. Şimdi Anadolu'ya gidin. Şimdi teknoloji biraz daha gelişti. Daha çok belki daha yaygın insanlar buna ulaşıyorlar. Hiç İstanbul görmemiş birine sorursak İstanbul'da yaşayanların lüks villalarda, konforlu villalarda ve lüks arabalarla yaşadığını düşünür. Hepsinin öyle imkanlara sahip olduğunu düşünür. Bu algıya nereden sahip? İzlediği dizilerden, filmlerden sahip. Böyle bir durum var. Yani dizilerin böyle bir etkisi var. Rol modeli oluyor. Şimdi dizi ihraç ediyoruz diyoruz. Ben bazen tereddüt ediyorum. Bazılarını ihraç etmesek mi diye. Hepsi olmasın keşke. Hepsini ihraç etmesek. Çünkü bizim tarihimizde ben çocukken hayal meyal hatırladığım diziler vardı. Mesela Dallas vardı, Yalan Rüzgar vardı. Amerika'dan menşeli bu diziler bizim ülkemizde yayına girdi. Ve oraya baktığımızda dalaverenin böyle yoğun olduğu, çarpık aile ilişkilerinin olduğu ilk belki temas kurduğumuz görüntüler. Şimdi bugün bazı dizilerimiz var ki bizim onları aratır durumda. Dolayısıyla biz heyecanın, merakın, aksiyonun içerisinde ne izliyoruz ve biz izlerken yanımızdaki çocuklarımız ne kaydediyorlar? Biz zamanla bu izlediklerimizden etkileniyor muyuz? Bu sorumuz burada dursun. Bu burada dursun ama hocam şimdi bütün bu değişim, dönüşüm sadece televizyon, diziler, filmler değil. Elimizdeki o minicik aletlerin bize sunduğu o devasa alemlerin bize etkisi hiç mi yok? Mesela sosyal medya alışkanlıklarımız, mütemadiyen oralarda vakit geçiriyor oluşumuz ya da diğer mecralar, YouTube ya da dizi mecraları o kadar çok. Sadece televizyon artık onların yanına masum kalmaya başladı neredeyse. Peki bu aileyi nasıl dönüştürdü? Şu an aile nasıl bir şeye dönüştü hocam? Şimdi şöyle, aslında daha önce de bunu ifade etmiştik programlarda. Aile aslında yerinde duruyor da bizim aileye verdiğimiz anlam değişiyor. Yani aile kurumunun tanımı belli. Bu bir değişiklik yok orada. Ama bizim aileye verdiğimiz anlam değişiyor, bakış açımız değişiyor. Biraz önce dedik ki işte o sorunlardan sıyrılıp kurtulduğumuz yer olarak görüyoruz aileyi. Hı. Güvenli bir liman olarak görüyoruz. Şimdi biz eğer o sorunları, sıkıntıları içeri taşıyorsak, işte bu ekranları alıp aile içi iletişimlerimizi kesecek, ihmal ettirecek, sorumluluklarımızın önüne geçecek şekilde kullanıyorsak... bu noktaya gelmedi mi sizce? Problem, evet, işte tam da bu noktadayız. Bazen öyle oluyor ki insanlar en uzaktaki akrabasının, yani şehir dışında, il dışındaki akrabasının ya da arkadaşlarının veya hiç tanımadığı insanların gündemlerini takip ediyor sosyal medyadan, ama yanında, yanı başında eşinin, kadın veya erkek fark etmez, anne babasının veya çocuğunun dünyasından haberdar değil. Hı hı. Şimdi bir örnek vereyim. Bu belki pandemi sürecinde biz böyle bir araya geldik. Yani evet, dijital medyayı kullanma yoğunluğumuz arttı. Biraz daha tüketici olarak değil de yani üreten bir tüketimle kullanıldı bu dönem. Çoğunlukla öyle ifade edelim. Şimdi çocuklarımıza dair yeni şeyler keşfettik. Aslında hep yanımızda olanlar, onlar yanımızdaydılar ama bu sefer okul derslerini yanımızda yaptılar, ödevlerini yanımızda yaptılar. Ben kendi adıma bir şey söylemek istiyorum. Ben çocuğumun kalem tutuşunun farklı olduğunu bu dönemde fark ettim. Çünkü işin yoğunluğu, geliyorsunuz o ödevlerini yapmış oluyor, oturuyorsunuz. Çok da ihmal ettiğimi düşünmüyorum, yani kendime haksızlık etmeyeyim ama... Şunu fark ettim ki mesela ben onu fark etmemişim. Ödevi yaparken, izlerken fark ettim. Yani farklı tutuyor kalemi. Acaba ben bunu neden fark etmedim diye düşündüm. Çünkü öyle bir zaman geçirmiyorduk ki. Gerekçemiz var. Her şeye bir gerekçemiz var. Ama hiçbir gerekçe ailenin ihmal edilmesi kadar olumsuz bir durumu temize çekemez. Hele de hocam çocuklar açısından. Bir daha o çocukların o yaşını göremeyeceksiniz. O hallerini göremeyeceksiniz. Benim de küçük yeğenlerim var. Kardeşlerime diyorum ki yani her anlarına çok dikkatli bakın. Seneye de 1 yaşında olmayacak yani. O 1 yaş işte şimdi ve geçiyor, gidiyor. O yüzden o anları kaçırmayın. İlk sözleri, ilk ifadeleri, ilk öğrenişleri, ya çocuğun o süreçlerini takip etmekten de geri durmamak lazım. Müthiş bir öğreticiliği var ve an be an bize masumiyetimizi tekrar hatırlatıyorlar. Bizi büyütüyorlar, insan olduğumuzu tekrar tekrar hatırlatıyor çocuklar. O yüzden dijital dünyanın içinde yok olup, kendimizi orada kaybedip asıl olan, gerçek olan, hakikat olan hayatı kaçırmamalıyız. Bunu kaçırıyor muyuz? İşte belki bu programlarla biraz daha bir muhasebe yapmak, bir kendimize çeki düzen vermek için de vesile olabilir, sebep olabilir diyelim. Buyurun hocam. İnşallah öyle faydalı olabilirsek ne mutlu bize. Çünkü bütün gayretimiz bununla alakalı. Şimdi sosyal medya ile ilgili dedik ki çocuklarımızı ihmal etme noktasında. Siz dediniz ki onları kaçırmayın. İşte o çağlarını, o büyüdükleri süreçleri kaçırmayın. Bu şu demek değil, bunun altını çizmek lazım. Kaydedin, hemencecik kaydedin. Bu değil. Tabii ki. Hele de kaydedip paylaşmayın yani. Paylaşmanız değil kastımız. Yani hissetmeden kaydetmenin faydası yok. Anı yaşayalım. Anı kaydetmenin gayretinden önce anı hissetmenin derdinde olalım. Önce hissedelim. Elbette fotoğraf çekileceğiz. Elbette kayıtlarımız olacak. Ama bu onu hissetmeden... tüketerek geçireceğimiz anlamına gelmiyor. Dediğiniz şey çok önemliydi. Kaydettik, sosyal medya. Ne olur taşımayalım. Yani çocuklarımız orada olmasa ne olur? Neyi kaybederiz? Yani onun mahremiyetini ihlal etmeyelim. Zaten hocam kaydedin derken kastım çekin, videolayın ya da fotoğraflayın değil. Yani siz o anı kaçırmayın demek istiyorum. Ona şahit olun, onu yaşayın demek istiyorum. Ve şimdi değerli izleyenlerimiz... Çocuklarımızla nasıl daha sağlıklı ve etkili iletişim kurabiliriz? Hele de şu süreçlerde dijital dünyanın bizi bir etkisi altına, yoğun etkisi altına aldığı şu zamanlarda neye dikkat edelim, nasıl yapalım? Hep birlikte izliyoruz VTR'mizde, ardından buradayız. Bir ailede ilk andan itibaren sevgi, saygı ve huzur hakimse... Çocuk bunu hayatının her döneminde olumlu şekilde hisseder. sağlıklı iletişim kurabildiği ebeveynleri ve huzurlu bir ev ortamı olan çocuk, aile içinde her türlü sorununu paylaşabilir. Arkadaş ilişkilerinde kendini kabul ettirmek adına taviz vermez. Çünkü aile içinde o zaten değerlidir. Peki nasıl sağlıklı ve etkili iletişim kurabiliriz diyen ebeveynler? İşte size birkaç ipucu. Kontrol ve takip etmek yerine iletişim kurun ve iyi bir dinleyici olmayı öğrenin. Dinlediklerinize yorum yapmadan, eleştirmeden ve öğüt vermeden katılım sağlayın. Aşırı korumacı ve baskıcı olmayın. Koşulsuz sevildiklerini hissettirin. Anlayışlı ve sabırlı olun. Sevginizi maddi olarak göstermekten vazgeçin ve duygusal olarak sevgiyi yaşatın ve paylaşın. Çocuğunuzun hatalı davranışlarında anlayışlı bir tutum geliştirin. Ve son olarak çocuğunuzun rol modeli olduğunuzu unutmadan yaşayın. Evet değerli izleyenler, bugün ailede medya okuryazarlığını konuşmaya gayret ediyoruz. Ama daha okuryazarlığına gelene kadar durum tespiti yapmamız gerekiyor ve hali hazırdaki durumumuz ne? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Çok değerli hocamız, Diyanet İşleri Başkanlığı Haber Editörü Cüneyt Çiğdemli hocamızla birlikte. Ve değerli izleyenlerimiz, tabii ki sizler de bizlere eşlik edebilirsiniz. Yeni Güne Merhaba TV Instagram adresinden bizlere ulaşabileceğiniz gibi 0538 011 2663 nolu WhatsApp hattından da bizlere ulaşabilirsiniz. Instagram adresimizi takip etmeyi de unutmayın diye hatırlatalım. Evet hocam, dedik ki medya aileyi dönüştürüyor. Tabii ki dönüştürüyor. Değiştik. Hepimizin elinde telefon, herkes önüne bakıyor. Kimse birbirinin yüzüne bakmıyor. Elbette ki değiştik. Ben bu yargıyla, bu kabulle başlamak istiyorum. Ve değiştiriyor, dönüştürüyor. Neyle yapıyor bunu? Dediniz ki diziler, haberler, bize sunulan bir zihin inşası söz konusu orada aslında. Evet. Yani planlı, programlı bir gidişatta zihinler programlanıyor, işleniyor. Dolayısıyla elbette ki biz de etkileniyoruz. Şimdi asıl zaten bu sohbetin, bu programın amacı bugün bu konuda neye dikkat etmemiz gerektiği, ama diziler dediniz, haberler dediniz, daha pek çok şey var. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Buna son olarak şunu ekleyelim, vaktimiz de daralıyor. Gündüz kuşağı programlarını ben ifade etmek istiyorum özellikle. Yani adını verip sınırlandırmayacağım. Ama ne demek istediğimi izleyicilerimiz çok iyi anlayacaklar. Şimdi toplum içerisinde spesifik olaylar oluyor. Yani çok vahim olaylar oluyor. Adli ve klinik vakalar oluyor. Şimdi bu adli ve klinik vakalar ekranlara taşınarak toplumun önünde tartışılması büyük sorunları getiriyor beraberinde. Çünkü biraz önce dizilerden bahsederken onların yakınlığıyla bunların insana olan yakınlığı aynı değil. Neden değil? Çünkü burada gördükleri bizim komşularımız, işte bizim gibi konuşan, bizim gibi giyinen, hayata bizim standartlarımızda yaşayan insanlar. Yani bunlar rol yapmıyorlar. Dolayısıyla bunların çok büyük bir etkisi var. Ben şunu ifade etmek istiyorum burada. Hangi gerekçeyle yapılıyorsa yapılsın. Yani mutlaka bunlarda bir amaç güdülüyor olabilir. Bu da iyi niyetimi korumak anlamında söylüyorum. Ama toplumsal güveni sarsmak hiçbir gerekçeyi haklı kılmaz. Bunu izlediğimiz zaman toplumsal güven sarsılıyor. Bakın ekrana baktığımız zaman birbirini aldatan eşler. Özetliyorum şu ana kadar söylediklerimi. Birbirini aldatan eşler, ondan sonra hayırsız evlatlar, onların devasa sorunları, işte arkasından kuyusunu kazan akrabalar ya da işte mahremiyetine, özelini dikizleyen, malında mülkünde gözü olan komşular. Bunlar mı bizim etrafımızdaki insanlar? Buna baktıktan sonra şunu diyorlar, babana bile güvenme bu devirde arkadaşım. O nasıl bir cümle? Babaya nasıl güvenemeyiz biz? Bu cümle yani çok tehlikeli bir cümle. Bu algı çok tehlikeli bir algı. Babaya güvenilmez mi? Anneye güvenilmez mi? Kardeşe güvenilmez mi? Yani insanların hayatındaki en büyük değerlerden biri dostlarıdır. Bunlara güvenilmez mi? Sosyal bağlarımız çok önemli, aile bağlarıyla birlikte. Bunu ifade etmek istiyorum. Yani bu noktada biraz daha dikkatli olalım. Bir şey kaybetmeyiz sanıyorum onları izlemesek. Hocam hep orada şöyle bir savunma oluyor. Bak ne güzel söylediler de Dünyada etrafımızda ne olup bitiyormuş öğrendik. Dikkatli olmalıyız, daha dikkatli olmalıyız. İşte o dikkatli olmalıyızın ölçüsü kaçıp toplumsal güvensizliğe gidiyor. Kişi en yakınına bile güvenemez hale gelip paranoyak olabiliyor. Var hocam böyle kişiler. O programları izleye psikolojisinin bozulduğuna şahit olduğum insanlar var. Yani bunun için onları bilmeye gerek yok. Bakın başta biz bir şeyler saydık. Sevgi, saygı, dürüstlük, ahlak, bazı kavramlar saydık. Biz hayatımıza bunlara hakim kıldıktan sonra büyük bir oranda ailemiz ve kendimizi koruma altına almış olacağız zaten. Biz hayata böyle topyekün teslim olarak bakmıyoruz ki. Eleştirel bir bakış açısı lazım ki bu artık medyaokur yazarlığı kavramının da ilk cümlesi olsun. Eleştirel bir bakış açısıyla biz değerlendireceğiz etrafımızda olan biteni. Acaba hocam şöyle diyebilir miyiz? Toplumsal güvensizlik inşası yerine toplumsal güveni inşa etmek için neler yapılabileceğine kafa yorsak, bu kadar korkup güvensizlik duyacağımıza biz iyiliği nasıl artırabiliriz? İyi insanların da var olduğuna dair ümidimizi nasıl yeşertebiliriz? Belki bunu ön plana çıkarıp bunu artırmaya çalışsak çok daha anlamlı bir hareket olacak. Mutlaka mesela biz sizin bu programınız mesela bu tarz Diyanet TV'mizin güzel programları var. Böyle yayın yapan güzel kanallar var. Allah razı olsun hepsinden. İyiliği çoğaltmak anlamında bu bir gayrettir. İzleyiciye düşen ise bu gayreti desteklemektir. Şimdi biz biliyoruz ki buranın da bir dili var. Yani biz bunu yayınlıyorsak bunun izlenmesi lazım. Bunun izlenmesi demek izleyicilerin bunu takip etmesi, paylaşması demek. Güzel bir şey görmüşsek biz hakkıyla yerine getirildiğini düşünüyorsak bunu paylaşalım. Bu iyiliği çoğaltalım. Yapılan güzel işleri destekleyelim. Ondan sonra o olmadı bu olmadı deme hakkımız yok. Bak güzel işler de var bir taraftan. Sonra şu beklentilerimizi de dile getirelim, çekinmeyelim. Bir sivil inisiyatif kullanalım. Evet ben şu içerikteki dizileri istemiyorum kardeşim, izlemiyorum. Bunun yerine ben aileyi yücelten diziler istiyorum. Ailenin yıldızının yükseldiği bir diziler istiyorum. Böyle izlerken duygulanayım, ağlayayım. Bakın şu demek değil elbette. Sorunsuz bir hayat var. Değil. Sorunsuz bir hayat yok. Sorunlar var. Bununla ilgili bir küçük bir hikayeyle bu konuyu neticelendireyim. Bir yarışma düzenliyorlar. Diyorlar ki huzuru en iyi resim yapan, en iyi resmeden kimse ona ödül vereceğiz. Yarışma yapılıyor ve elhasıl finale 3 tane resim kalıyor. Birinde böyle bir göl var. Etrafında ağaçlar var. Göl, ağaçlar göle yansımış silüetleri var. Müthiş güzel, böyle bakınca insanı rahatlatan bir resim. İkincisinde de bir tabiat var, ova var. Orada da ağaçlar, çiçekler, böcekler, çayırlar, çimenler. Orada da aynen böyle bakınca insanı rahatlatan bir görüntü var. Birinde de hırçın bir şelale var. Ama öyle hırçın çizilmiş ki bakan sesini duyacak kadar net görüyor onu. O kargaşayı, kaosu görüyor. Değerlendirme yapıyor jüri ve birinci olarak sizce hangisini seçiyorlar? Şelaleyi seçiyorlar. Herkes şaşırıyor. Ya bunun neresinde huzur var diyorlar. Bakın öbüründe şu var, bu var, bunda bu var, bu var. Yaprak bile kıpırdamıyor diyorlar. Evet, yaprak kımıldamıyor diye bir şey yok hayatta. Orada bir detay var. Kayalıkların arasında bir kuş yavrusunun ağzına gagasıyla getirdiği yemi veriyor. Huzur budur aslında. Tüm sorunlara rağmen, tüm problemlere rağmen hayatımızdaki görevlerimizi, sorumluluklarımızı Rabbimize karşı, insanlara karşı, komşumuza karşı, herkese karşı, topluma karşı, insanlığa karşı bütün sorumluluklarımızı yerine getirebilmektir. Problem var hadi. Yok öyle bir dünya yok. Biz bunları anlatırken aileyi kurdun hiçbir sorun yaşamayacaksın demiyoruz. Aile bu sorunlara başa çıkmanın en güzel kaynaklarından biri. Onu demeye çalışıyoruz. Huzur demek sorunsuz bir hayat demek değil. Huzur demek sorunlara rağmen güzeli, iyi tercih edebilmek demektir. Hocam şu anlattığınız hikaye hakikaten her şeyi toparladı, netleştirdi ve çok güzel bir hikayeymiş. Çok teşekkür ediyorum paylaştığınız için. Şimdi hocam biz bu ailede medya okuryazarlığı o zaman nasıl olmalı? Biraz da bunu konuşalım. Çünkü vaktimiz daralıyor bir taraftan. Evet, böyle bir bombardıman altındayız. Uyaran altındayız. Her bir taraftan zihnimize üşüşüyorlar. Her türlü medya organından, her türlü içerikle. Peki biz aile olarak bütün bu bildiğimiz, hep ifade ettiğimiz sorunların içerisinde nasıl, neyi, neye göre seçeceğiz? Seçebilme yeteneğimizi nasıl geliştireceğiz? Seçebilir miyiz acaba? Bunları konuşalım, buyurun. Neden olmasın? Yani niye seçemeyelim? Bir kere buradan başlamak lazım. Neden olmasından başlamak lazım. Şimdi medya okuryazarlığı dediğimizde ne anlıyoruz? Önce onu bir kısaca ifade edeyim. Şimdi medya okuryazarlığı şu demek. Medyadan gelen mesajlar var biz. İşte diziler, filmler, hepsini kastediyorum. Bunu doğru anlamak, o kodları doğru çözüp doğru anlamlandırmak. Birincisi bu. İkincisi de bunu yansıtma anlamında yazarlık, şimdi sosyal medyada medyayı da kullanıyoruz biz. Yazarlık anlamında da doğru ifade etmek. Bu yani doğru anlamak, doğru ifade etmek anlamında medya okuryazarlığını tanımlıyoruz. Bizi manipüle etmelerini müsaade etmemek anlamına geliyor medya okuryazarlığı. Algı yönetimine maruz kalmamak veya ona yenilmemek anlamına geliyor. Bunu anlatırken şöyle bir algı oluşmasın. Ya bu zor bir şey. Yani şimdi medya okuryazarlığı sanki bir okul okuyacakmışız gibi. Ben bir düşünüyorum şöyle bir anne baba işte ev hanımı nasıl ne yapayım ben çocuklarla bir sürü meşgalem var. Nereden de bir kurs bulup da gideyim medya okuryazarlığını öğreneyim. Bu demek değil elbette yani sadece bu demek değil yani. Bunu biz kendimiz de başarabiliriz aslında. Önce bir cümlemiz var eleştirel bakmak. Bir, ikincisi her bir medya organının kendi içerisinde ekonomik, politik gayelerin, amaçlarının olduğunu bilmemiz lazım. Bu gaye ve amaçlar ister istemez bize gelecek mesajı da bizim için yayınlayacakları diziyi de etkileyecektir. Neden ve niçin soruları burada çok önemli. Şimdi biz bu programı yapıyoruz. Bakın bir örnek vereceğim. Atölye çalışması gibi olsun bu. Biz şimdi bu programı yapıyoruz. Neden yapıyoruz? Bizim aile okulu eğitimlerimizi burada insanlara ulaştırmak için yapıyoruz. Nedenimiz bu, gerekçemiz, sebebimiz var. Niçin yapıyoruz? Asıl soru burada. Niçin? Biz insanların medya okuryazarlığına dair farkındalığını yükseltmek istiyoruz. Amacımız bu. Bir dizi işte ekonomik gelir elde etmek için vesaire vesaire gerekçelerle yapılır. Niçin bana anlatılıyor bu? Bu mesajı bana niye söylüyor? Bu haber bana niye sunuluyor? Bu görsel bana niye sunuluyor? Bu niçin sorusunun cevabını verdiğimiz zaman hemen ayırt edebiliriz. Yine programımızdan bir örnek vereyim. Düşünün ki bakın biz medya okuryazarlığını konuşuyoruz burada. Dizilerin olumsuz yanlarından bahsettik. Diğer programların olumsuz yanlarından bahsettik. Ben şöyle bir cümleyle seyircilerimiz lütfen dikkat buyursunlar. Şöyle bir cümleyi kullandığım an hemen soru işareti zihinlerine çakması lazım. Ney? Ama hayatın gerçekleri bunlar Zeynep Hanım. İzliyoruz ki yapılıyor dediğim an işte biraz önce saydığım bütün olumsuzlukları meşrulaştırmış oluyorum. Bakın oysa problemlerden bahsettim ben. Ve dehşet verici problemlerden bahsettim. Abarttım. Getirdim anlattım. Sesimi düşürdüm ve şunu dedim. Ama Zeynep Hanım bunlar izleniliyor. Demek ki halk bunu istiyor. Dediğim an benim biraz önce söylediklerimin hepsi çöp. Ve hepsini meşrulaştırmış oluyorum. İzleyici dikkatli izlediği zaman bir saniye sen ne diyorsun? Benim hayatımda bazı değerlerim var. Bu değerlerime aykırı senin bu davranışın. Bizim burada hakim kılacağımız şey ilk olarak değerlerimizi merkeze almak. Hocam burada şunu sormak isterim. Bu cümlenin hakikati nedir? Yani halkın istediği mi yapılıyor yoksa... yani gerçekten halk bunları mı istiyor? Yoksa verilen, sunulan şeyleri bir şekilde halk kabullenip, alışıp devam mı ediyor ona? Sizin görüşünüz nedir? Şimdi şöyle ben bir dönem bazı diziler yayınlanıyordu, hayat duruyordu böyle. Hatta içindeki karakterler öldü diye gıyabi cenaze namazları bile kılındı. O dizi yayından kalktı, kimse ayaklanmadı ama. Yani hayati bir mesele değilmiş, bitti o dizi. Yerine yenileri geldi. Bence burada bu biraz mazeret gibi oluyor. İzlenildiği için yapılıyor. Neden aynı duyarlılıkta, aynı senaryo gücüyle birlikte aileyi merkeze alan, ailenin değerlerini savunan bir dizi yapılsın bakalım izleniliyor mu, izlenilmiyor mu? Bence de kesinlikle yani izlenir. Burada olay şu, iyi yapılmayan bir iş kötünün aslında reklamı olur. Siz bir iş ortaya koyduğunuz zaman bunu hakkıyla yapamamışsanız, ya bunu mu izleyeceğim deyip ona gidecektir tekrardan. Madem izleniliyor o zaman Yani prime time denilen o zaman, yani bizim hayatımızın en güzel anını ekrana bağladığımız o an var ya, işte çocuklar bir tarafta, biz bir tarafta, hepimiz hipnotize olmuş gibi bakıyoruz. İşte o an madem öyle, hadi izleniliyor, hadi gelin hep birlikte deneyelim. Yapımcılara buradan duyuyorlarsa seslenelim. Yani böyle bir şey ortaya koyalım. Bakalım izleniliyor mu, izlenilmiyor mu? Böyle sinema filmleri var. Müthiş izleme rekorları kırdı yani. Benim hatırladığım 120 filmi var mesela, çocuklar Van'daki bir olaydan bahsediyor. 120 tane çocuğun cepheye şey götürmesini anlatıyor. Ben o filmi 3 kere sinema salonuna gittim ve üçünde de herkesin gözleri dolu dolu çıktı. Bakın, burada bir mücadeleden bahsedildi. Ailecek, topyekün çocuklarla birlikte bir mücadeleden bahsedildi. Ama oluyor demek ki. Tabii ki, elbette hocam. Yani bunu kitaplarda da görüyoruz, yapımlarda da görüyoruz. Ben hep çocuk kitapları için şöyle söylerim. Çocukları hafife alan, onların zekasını, getirdikleri cevheri, potansiyeli hafife alan kitapları, onlara parmak sallayan, buyurgan, sen ne bilirsin ki, bak ben şimdi sana öğreteceğim her şeyi diyen çocuk kitaplarını çocuklar sevmiyorlar. Net. Niye sevsin ki zaten? Çok mantıklı. Ben bir yetişkin olarak ben de sevmem öyle kitabı. Çok net yani. Filmlerde de, medyada da insanların tabii ki bazı haz noktaları var zihinlerinde, beyinlerinde. Ve oraları uyaran, oraları tetikleyen işler elbette ki daha çok prim yapıyor. Fakat bu bizim o duygusal haz noktalarımızı da harekete geçiremez mi, tetikleyemez mi? Bizim mutluluğumuza mutluluk katacak, insanlığımıza insanlık katacak, değerlerimizi hatırlatacak işler çoğalsa, ben onların da izleneceğini elbette ki düşünüyorum, izlenileceğini. Peki hocam, şöyle bir şey sorayım. Şimdi bu kadar her şey var. Evet, bizim de dönüştürücülüğümüz ya da etkimiz az. Mevcut yapımlara bakarken neleri önceleyelim ve medya okur yazarı olarak baktığımız şeyde nelere dikkat edelim? Şimdi biz bunu ben her defasında ısrarla ifade ediyorum. Bir ajandamız olacak bizim. Adına televizyon ajandası deyin, adına medya ajandası deyin. Burada biz diyeceğiz ki bizim olmazsa olmazlarımız olmalı. Ya biz Müslümanız, biz hayata öylesine bakamayız yani. Bizim inanç değerlerimiz var. Yani öyle, bu her şey için geçerli bu inanç değerleri. Yani medyaya geldiğimizde askıya alabileceğimiz bir mevzu değil bu. Dolayısıyla bakış açımızı yani buradan şekillendirmemiz lazım. O dünya tasavvurumuz nasıl ki inançlarımıza şekilleniyorsa, insan tasavvurumuz nasıl inançlarımıza şekilleniyorsa, bu hayatın, modern hayatın bize getirdiği her yenilik, her imkan da inançlarımız çerçevesinde değerlendirilmesi lazım. Birincisi bu. Bizim olmazsa olmazlığımız dediğimiz şeyler var. Bir akaidi noktada problemli söylemleri olan, davranışları olan diziler, filmler, içerikler, bunun izlemenin bize bir katkısı yok. Bu işin ilmini yapan, akademik anlamda çalışmasını yapanlar izlesinler, değerlendirsinler. Yani bu söylemi analiz etsinler. Ama biz aile olarak bunu izlemenin bize bir katkısı yok. Ya da çok güveniyorsak kendimizi, bu altyapımız varsa eleştiri olarak bakalım. Ama bunu belli bir olgunluğa, belli bir yetkinliğe yetişmeden çocuklarımıza sunmanın da doğru bir yanı olduğunu düşünmüyorum. Diğeri, işte mahremiyete dikkat etmiyorsa, şimdi kadın erkek ilişkisini neden o müstehcen sahneleriyle gösterme ihtiyacı hissedilir? Yani olayda bakıyorsunuz mafya dizisi var ama bu ne şimdi, nereden çıktı bu? Böyle hassas davranmıyorsa bunu ben izlememeliyim. Ve ben izliyorsam, bakın şöyle bir durum da var. Ben bunu izliyorsam çocuğuma referans olmuş oluyorum. Yani çocuğum bana güveniyor, benim getirdiğim kitap onun için güvenilirdir. Getirdiğim dergi onun için güvenilirdir. Açtığım ekran onun için güvenilirdir. Benim sosyal medya yaklaşımım çocuk için bir referanstır. Dolayısıyla biz bunu bilerek, bu dizide böyle bir sahne var, o zaman ben bunu izlememeliyim. Bu refleksi gösterebilmeliyiz biz. Şimdi şuna gücümüz yetmiyor değil mi? Yani bu yapımları şu an aile olarak değiştirebiliyor muyuz? Değiştiremiyoruz. Ama sivil bir inisiyatif alabiliriz ki kumandaya gücümüz yetiyor. Yani bilgisayarın tuşlarına, telefonun tuşlarına gücümüz yetiyor. Dolayısıyla eleştirel bakış açısıyla biz önce kendi değerlerimizi ortaya koyacağız. Bu değerlere muhalif olan, bu değerleri bir şekilde, biraz önce anlattım, örneklendirdim ya, ama hayatın gerçeği bu diyerek ya da farklı şekilde meşrulaştırarak sunanlara karşı daha mesafeli duralım, mümkünse izlemeyelim. Hocam, biz yetişkin olarak bütün bunlara dikkat edelim, etmeye çalışalım. Bizim bu ajandamız olsun ve buna uymayanları direkt eleyelim. Çünkü ömür geçiyor. Çünkü vakit geçiyor. Hele de televizyon karşısında, o tablet, telefon vesaire dijital dünyada anlamlı vakit geçiriyorsak ne âlâ. Çünkü bunların hizmet ettiği çok güzel şeyler de var. Gerçekten bunu görmezden gelemeyiz. Biz şu an sadece olumsuzluklarına karşı nasıl korunabiliriz, nelere dikkat etmeliyiz bunu konuşuyoruz. Yoksa topyekün hayatımızdan çıkaramayız. İşte bu hayatın gerçekliği. Bunu kabul etmemiz lazım. Bir. İki, orada iyiye kullanırsak çok güzel şeyler de olmuyor mu? Oluyor. Hem de alası oluyor. Bunu bu manada kullanabilmek önemli. Çünkü hocam zaman israf ediyoruz, ömrümüzü israf ediyoruz, zihnimizi israf ediyoruz. Yazıktır, günahtır, çocukları israf ediyoruz. Baktığımızda evet hepimizi dönüştürüyor ve fıtratımızdan uzaklaşıyoruz. Sanki birer yaratılmış, gayesi olan, amacı olan, ölümlü olan, ölümden sonra ahirete inanan bir Müslüman gibi değil de neydi belirsiz öylesine dolaşan, çok affedersiniz zombilere dönüşebiliyoruz. İnsanlık olarak yani. Halbuki bizim bir anlamımız var, bizim bir gayemiz var, fıtratımız var. Çünkü Rabbimizin bizi yarattığı bir sistem var. Biz belki de kendimizden uzaklaşarak fıtratımızdan uzaklaşıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, her doğan fıtrat üzere doğar. Birbirimize hakkı hakikati hatırlatmak üzere hep birlikte izleyelim, ardından buradayız. Kur'an'ın evlatlarına şefkat gösteren anne ve babaları insanlığa örnek olarak anlatması, arzu edilen ebeveyn modelini oluşturma yolunda manidardır. Kardeşlerini kuyuya atmak gibi büyük bir hata işlemelerine rağmen çocuklarını affeden ve Allah'ın da onları affetmesi için dua eden Hazreti Yakup, ölüm döşeğinde hala onlara güzellik nasihat etmektedir. Aynı şekilde Hazreti İbrahim de oğlu İsmail'e gösterdiği nazik tavrıyla Kur'an'da anlatılmaktadır. Tufanda ölümle burun buruna geldiğinde bile babasının peygamberliğini kabul etmediği halde oğluna kıyamayan Hazreti Nuh, "Yavrucuğum, bizimle beraber sen de gemiye bin, inkarcılarla birlikte olma" diye seslenmektedir. Bütün bunlar özellikle zihinlerde otoriteyi temsil eden babaların şefkat ve merhamete davet edilmesi açısından dikkat çekicidir. Değerli hocam, sohbetimiz böyle çok güzel bir şekilde aktı, geçti, ilerledi ama bu vesileyle değerli izleyenlerimizin de çok güzel mesajları oldu. Müsaadenizle onları da okumak isterim. Belki içerisinde sorular da vardır, onları da yanıtlamış oluruz. Hemen bakıyorum mesajlarımıza. Evet. Yeni normalin ilk gününden herkese merhabalar diye başlayalım. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve inayeti üzerinize olsun. Hayırlı günler Zeynep Hanım. Güne sizinle başlamak bu pandemi günlerinde ilaç gibi geldi. Elazığ TEDAŞ Fırat Kur'an kursu öğreticisi İknur Tokgöz. Elazığ'dan sevgiler, selamlar. Öğretici arkadaşlarım ve öğrencilerime de buradan sevgiler, selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ne kadar iyisiniz ve iyi ki bizimlesiniz. Hocam Allah razı olsun. Huzur... sorunlara karşı aile olarak birbirimize dayanmaktır. Bayıldım buna demiş Melek Hanım. Çok teşekkürler. Tok Mukaddes, hayırlı yayınlar Zeynep Hanım. Denizli Acıpayam'dan selamlar. Mukaddes Ünal Hanım efendi. Kur'an kursu öğreticisiymiş. Yine severek izliyoruz demiş size. Çok teşekkür ederiz. Zeynep Hanım hayırlı günler. İnşallah yine... güzel konularla karşımızdasınız. Allah razı olsun sizden demiş Ayşe Bali. Elif Nisa Erzurum'dan selamlar demiş. Bizden de selamlar olsun Erzurum'a. Ve Türkiye'nin dört bir yanına ve dünyanın şu an neresinden izleniyorsak her birinize ayrı ayrı çok çok teşekkürler, selamlar, hürmetler olsun. Bakalım. Hayırlı sabahlar Zeynep Hanım, aile okulumuz oldunuz bizim. Hocam çok güzel anlatıyor, pür dikkat dinliyoruz. İnsanlar maalesef TV'deki yanlışlara çok duyarsız kalabiliyor. Diziler yeni yetişen gençleri etkiliyor demiş. Manisa Ahmetli'den selamlar Akçelebi 45 bu şekilde mesajını bizlerle paylaşmış. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Şöyle bir yenileyim, bakayım yeni bir şeyler var mı? Fatma Özdemir pek demiş ki hayırlı yayınlar Zeynep Hanım, aile yapımızı zedeleyen dizi, yarışma gibi programları izlemek, izlememek bizlerin elinde diye düşünüyorum. Müslümanca bakmalıyız olaya, bize bir katkısı, öğretisi olmayan yayınları izlememeliyiz. Müslüman bilinçli olmalı, bu şekilde yapılan programların çoğalması duasıyla Allah sizlerden razı olsun demiş. Allah sizlerden de razı olsun hocam. İşte zaten bu uğurda, bu sebeple, bu saikle Diyanet Televizyonumuz var. Hiçbir kar amacı gütmeden, hiçbir ekonomik sebebe dayanmadan, sırf Allah rızası için sizlere hakkı, hakikati paylaşmak, birlikte birbirimize hatırlatmak, bir arada olmak için. Sırf bunun için Diyanet TV ve bu güzel programları var. İyi ki bizimlesiniz, iyi ki buradasınız. Çok teşekkür ederiz. Yine ezber bozan bir program başladı. Cüneyt Hocama başarılar, sizlere de iyi yayınlar demiş. Zeki Çat diye okuyorum. İnşallah doğru okuyorumdur. Evet, bakalım. Yine şöyle bir mesaj var. Demiş ki Zeki Çat, inşallah yanlış okumuyorumdur bu ismi. Turşu için yapılan kavgaların yerine aldatmalar için yapılan kavgalar, ikinci ya da üçüncü oyuncu olup kötü rolde olan ne demiş? Evet. Yani Yeşilçam dizilerindeki bazı sıkıntılı şeyleri ifade etmiş hocamız. Ben onları buradan okumayayım. Çok haklısınız ama bu kısım çok tatlı gerçekten. Turşu için yapılan kavgaların yerini neler almadı ki? O ne masummuş değil mi? Gerçekten şimdi buradan bakınca ne tatlı bir didişmeymiş ama onun yerini şimdi neler neler aldı. Bu katkınızdan dolayı da çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Zeki Bey. Ve diğer mesajlarımıza bakalım hızlıca. Selamünaleyküm, Yeni Güne Merhaba ekibi. Oğlum Furkan 6 yaşında. Size sorusu var. Telefon nasıl kullanılır? Her gün neden kullanmamalıyız? Buyurun hocam. Telefonu şimdi çocukların elinden alıyoruz ya. Önce Furkan'a çok selam ediyorum. Yani ben onun o minicik yüreğinden öpüyorum, gözlerinden öpüyorum. Şimdi çocuklar telefonu neden kullanmamalı? Aslında ilk önce aileler daha az kullanmalıdan başlamak lazım. Çünkü çocuklar için ne olduğunu, neyle karşılaşacağını bilmiyoruz. Bakın dün Türkiye genelinde bir şey gündeme geldi. Bir sosyal medya mecrasında çocuk istismarını gündeme taşıdılar. Çok vahim içeriklerin olduğu şeyler çıktı. Dolayısıyla biz oranın güvenli olduğunu henüz kanaat getirmediğimiz için çocukların mümkünse 3-7 yaş arası çok önemli. İlk 3 yaşa kadar hiç izlememek eftali, mümkünse daha az. 3-7 yaş arası çocukların kişiliğinin oluştuğu yer. Pedagoglar buna böyle işaret ediyorlar. Şimdi biz de anne babayız. Ben her ne kadar iletişim alanında çalışsam da bununla ilgili çözüm önerilerine baktığım zaman pedagojiye bakıyorum, sosyolojiye bakıyorum, dine bakıyorum. Bunların hepsinin harmanlanarak çıkacak sonuçlar bize doğru tercihleri yaptıracaktır. Dolayısıyla orada yani biz çocuklara güvenle verebileceğimiz içerikler olmadığı için dikkatli davranmak zorundayız. 3-7 yaş önemli dedik. Buradaki çocuğun kişiliği şekilleniyor. Çocuk burada gördükleriyle hayatına yeni şeyler katıyor ve bunlar sabitleniyor. Eğer çocuk atılgan, cesursa bakıyorsunuz ki o izlediği şiddet onu daha böyle saldırgan bir tipe dönüştürüyor. Ama çocuk böyle naif bir çocuksa onu da içine kapattırıyor. İzledikleri, anne babalar buna şahit olmuştur. Özellikle 4-5 yaşındakiler, Furkan yaşındaki evlatlarımız geceleri korkarak uyanıyorlar bazen. İzlediği çizgi filmindeki karakter kocaman oldu diyor. Beni yutacaktı diyor, beni yakalayacaktı diyor. Yani yine ben kendimden bir örnek vereyim. Mehmet Akif var, ellerinizden öper. 6 yaşında Furkan'la Akran, amin, cümlemizin evlatlarını Rabbim bağışlasın. Geçen geldi, mesela diyor ki baba diyor, böcek diyor insanı yer mi diyor. Şimdi o bir şey görmüş ve onu öyle bir büyütmüş ki dünyasında, hayal dünyasında mahvediyor. Korkutuyor çocuğu. Ben burada bir şey ifade etmek istiyorum. Bunu mutlaka denesinler. Ekrana maruz kalmamış çocukların hayal dünyası muazzam. Hayal dünyasında toplumdaki her bir tanıdığı fert oluyor oyun oynarken. Bir izlesinler, baksınlar neler oluyor. Çocuk bütün oyuncaklarını alıyor, diziyor. Annesini dahil ediyor, babasını dahil ediyor, dedesini dahil ediyor, teyzesini, halasını, dayısını, komşusunu dahil ederek bir hayal dünyası oluşturuyor. Ama çizgi film izlediği zaman o hayal dünyası izlediği kadar kalıyor, kısıtlıyor. Onun o muazzam hayal dünyası küçücük bir şeye sıkışıyor ve onun gibi davranmaya başlıyor. Bunun için mümkün mertebe ben şöyle yapıyorum. Yani çocuklarıma seçici olarak bir şeye ilkin bakıyorum, sonra izletiyorum. Bakma, burada bir örnek vereyim hemen. Diyanet'imizin YouTube kanalı var, çocuk YouTube kanalı. Çok rahatlıkla açabilirler. Mesela Furkan bu konuda o ayarları ayarlayarak, sadece oranın dışına çıkmayacak şekilde ayarlarını yaparak izletilebilir ama sınırlı. Hı hı. Evet, çok güzel şeyler var ama biz çok güzel de olsa böyle sınırsız olsun istemiyoruz. Evet. Şunu yapabilirler anne babalar. Bir çocuk eğer küçükse onu kendisi kontrol edecek. Belli bir yaşa gelmişse izlerken bir problem mi gördü? Bunu annesiyle veya eşiyle, kocasıyla konuşsunlar. Bak, burada böyle davrandı ama ben eşimi öyle anlatıyorum mesela. Problemli bir sahne gördüm. Burada böyle davrandı ama bu böyle olmaz. Bunun aslı şöyledir, bu böyledir. O çocukta bir filtre oluşturuyor. Zaman sonra sizi ikna etmek için bile onları kullanıyor. Baba diyor, ben bunu izleyebilir miyim? Bak, bunda mahalle var, cami var, şu var, bu var. Çocuk kendisi bir ölçü oluşturuyor böylece. Evet, filtreleri oluşturuyoruz. Bakalım hocam, başka ne mesajlar varmış? Şimdi vaktimiz de o kadar az ki. Hayırlı sabahlar Cüneyt hocamı severek pür dikkat dinliyoruz. Yüreğine sağlık, devamlı olmasını diliyoruz. Bir sorum olacak. Sosyal medyanın kötü yanlarından uzak tutmak için çocuklarına uyguladığı özel taktikler var mı diye sormuş Tayfun Hazar Aras. Zaten bir nebze bundan bahsetmiş, evet, oldunuz değil mi hocam? Kısa bir cümle söyleyeyim. Ben mümkün mertebe onların yanında sosyal medyaya az bakmaya gayret gösteriyorum. Çünkü siz baktıkça onun... Babam ilgileniyor buna, annem ilgileniyor demek ki önemli bir şey algısı oluşuyor ister istemez. Mümkün mertebe anne babalar çocukların yanında eve girdikleri zaman veya ailecek bir araya gelindiği zaman telefonları rafa kaldıralım. Çok acil durumlar olduğunda zaten bize ulaşır, insanlar ararlar. Hı hı. Böyle davranmak eftali. Hı hı. Hocam, o kadar mesaj var ki ama tabii bu da bir televizyon programı neticede, evet, vaktimiz de sınırlı, her mesaja ulaşamıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, sizden özür diliyorum bu manada, çünkü yapabileceğim bir şey yok. Olabildiğince vakti anlamlı kullanmaya çalıştık. Lütfen bizi Instagram hesabımızdan takip etmeyi unutmayın diyelim ve şimdi hasılı kelama gidelim. Değerli hocam, çok teşekkür ediyorum. Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler varsa alayım. Çünkü vaktimiz nihayet erdi maalesef. Bir cümle ekleyelim ve teşekkür edeyim ben de. Çocuklarımıza sorumluluk verelim. Yani mutlaka evde yapabilecekleri kadar, gücü yettiği kadar sorumlulukları olsun ve onları yerine getirsinler. Hayat o kadar kolay değil. Hazır alıştırmayalım çocuklarımızı. Bunu ifade edeyim. Şöyle bir şey gördüm. Yani ekibinizle, izleyenlerinizle. Şimdi biz sizi televizyondan izliyoruz. Burada bir enerji var. Ben bu enerjinin kaynaklarından birinin de şu izleyicilerle birlikte oluşturduğunuz sinerji olduğunu düşünüyorum. Yani gelen mesajlar ister istemez burada bir sinerji, bir enerji oluşturuyor. Rabbim inşallah daha hayırlı, daha güzel programlar yapmayı nasip eylesin. Amin. Daha faydalı işler çıkarmayı nasip eylesin. Bizi izleyen herkese, ekranları bize açan herkese çok teşekkür ediyorum. Hocam, biz de size çok teşekkür ediyoruz. Allah sizden razı olsun. Evet. Evet, değerli izleyenlerimiz, şimdi dini eğitim vakti ve Kur'an kursu öğreticisi Zerrin Aslan hocamızla ibadet dersimizi işleyeceğiz. Buyurun. Zerrin Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Siz nasılsınız? Elhamdülillah, bizler de iyiyiz. Şükürler olsun. Allah iyilik versin. Bugün ibadet dersimizde konumuz nedir? Hocam bugün bir hayli konumuz var ama haç konumuzla başlayacağız diyebilirim. Yetiştirebildiğimiz inşallah. Kadar o zaman. Allah kolaylık versin. Hayırlı dersler diliyorum. Allah razı olsun hocam. Merhaba değerli Diyanet TV izleyenleri. Yeni bir ibadet dersimize daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti hepinizin üzerine olsun inşallah. Bildiğiniz gibi geçen hafta bayram dolayısıyla dersimizi işleyememiştik. İnşallah vaktimiz yettiğince bugün hem geçen haftanın telafisini hem de bu haftanın derslerini inşallah sizlere aktarmaya gayret edeceğim. Şimdi ilk konumuz olan hac ibadetiyle dersimize Bismillah diyelim inşallah. İslam'ın 5 şartından birisi de haçtır. Hicretin 9. yılında farz kılınmıştır. Haccın farz oluşu kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Hem mal hem de beden ile yapılan bir ibadet olan hac şu şartları taşıyanlara farzdır. Müslüman olmak, akıllı olmak, ergenlik çağına ulaşmış olmak, hür olmak, haccın farz olduğunu bilmek, asli ihtiyaçları dışında hacca gidip dönünceye kadar kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimlerini sağlayacak servete sahip olmak. Haccı yapabilecek zamana yetişmiş olmak. Değerli izleyenler, haccın zamanı Şevval, Zilkade ve Zilhicce'nin ilk 10 günüdür. Ve Kabe. Mekke'nin ortasında siyah elbisesiyle sade ama görkemli bir yapı. Beytullah'ın yani Allah'ın evi. Sadece Allah'a ait olmak anlamında Allah'ın evi. Güven, hidayet, bereket, birlik ve daha nice değerin simgesi. Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresi 97. ayet-i kerimede şöyle buyurulmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. Velillahi alennâsi haccül beyti men isteda'a ileyhi sebîlâ. Gitmeye gücü yetenlerin Kabe'yi ziyaret etmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Ve yolculuk, Kabe'ye yapılan yolculuk. Bu yolculukta gidilecek birçok yer ve yerine getirmemiz gereken birçok görev vardır. Gidilecek bütün yerler ve yerine getirilecek bütün görevler Allah ile bağlantı kurmaya birer vesiledir. Hazreti İbrahim'in çağrısına kulak vererek hacca niyetlenen kişi günde 5 vakit uzaktan yöneldiği Allah'ın evine bu defa bedeniyle varmak ister. Hem maddi azığını hem de takva azığını hazırlayarak çıkar yola. Mikat bu yolculuğa ve ilahi buluşma iklimine girişin sınırıdır. Mikatta ihramlıklar giyilir. Dil, ırk, cinsiyet, ekonomik veya sosyal farklılıklar olmadan herkes bir anda aynı sade elbiseye bürünür. İhramlı olmak demek her an ibadet halinde olmaktır. Atılan her adımda unutulmaması gereken bir şey vardır artık. Ben ihramlıyım. İhramlı kişi kendine konulmuş yasakları kabul etmiştir. Peygamber Efendimizin belirlemiş olduğu mikat sınırında yapılan niyet ile hac ibadetine başlamış olunur. Mikat'a gelen mümin kendisini Tur Dağı'nda Allah ile konuşmaya giden Hazreti Musa gibi hisseder. Acaba Allah ile nasıl buluşacaktır? Onun rahmetini, azametini nerede ve nasıl ve ne kadar görebilecektir? Acaba Allah kendisini ve haccını kabul edecek midir? Hac onun için gerçekten ilahi bir buluşmaya dönecek midir gibi düşünür. Ve Kabe'yi ilk görüş. Bütün yolculuğun belki de en unutulmaz anıdır. Bir ömür boyu bekleyiş bitmiştir ve artık muhteşem buluşma gerçekleşmiştir. Artık dil susar, kalp konuşmaya başlar. Ve Kabe etrafında bir insan seli. Herkes aynı kardeşlik ve birlik ruhuyla aynı yönde dönmeye başlar. Tavaf, Kabe'yi tavaf. Hacerül Esved'in bulunduğu köşeden başlayarak katılırsın tavaf edenlerin arasına. Ve Mescid-i Haram karşısında kılınan ilk namaz. Ya Resulallah, kim bilir senin alnını koyduğun bu yere kimler yüzlerini sürdü? Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail, Hazreti Osman, Türk'ü, Mısırlısı, Kanadalısı ve daha nicesi. Ve Safa ve Merve tepelerine doğru giderken bütün hacıların zihninde yıllar öncesinin hatırası canlanır. Kızgın güneşin altında kıvranan Hacer validemiz bebeği İsmail'in susuz kalması endişesiyle oradan oraya koşturmuş ve bu arada Allah yardımını göndermiş ve bebeğinin, yani İsmail'in ayağının dibinden zemzem suyu kaynamaya başlamıştır. Hac Arafat'tır diyor peygamber. Uçsuz bucaksız bu insan selinde tek yapman gereken şey durmak. Durmak ve düşünmek. Allah'ın Resulü duaların en faziletlisi Arife günü yapılan duadır buyurmuştur. Kurban Bayramı sabahı biter hac. Artık günahlardan arınmış, hayata başlayan, yeni başlayan bir kişi gibisin. Nasıl şükretmezsin ki? Evet değerli izleyenler. Şimdi hacla ilgili kavramlarla dersimize devam etmek istiyorum. Mikat, Mekke'ye ve Harem bölgesine gelenlerin ihramsız geçmemeleri için gereken her 5 noktadan birine verilen isimdir. İhram, hac ve umre yapan kişinin normal zamanlarda da yapabildiği, kendisine helal olan bazı davranışlardan geçici olarak uzak durma halidir. Bu davranışlar şunlardır: çiçek kopartmak, ağaç kesmek, avlanmak, tıraş olmak, dikişli elbise giyinmek, çorap ve arkası kapalı bir ayakkabı giyinmek erkekler için, koku ve kokulu sabun kullanmak, cinsi münasebette bulunmak gibi. İhramlık, ihram süresince erkeklerin giyindiği dikişsiz 2 parça bezden bir elbisedir. Kadınların ihramlığı üzerindeki elbisesidir. Telbiye, İhrama girerken mutlaka ve ihramlı olunan süre boyunca sık sık okunan duadır. Vakfe, Kurban Bayramı'ndan bir gün önce Arafat adı verilen yerde bir müddet beklemektir. Şavt, Hacerül Esved'in hizasından başlayıp Kabe'nin etrafında bir defa dolanmaktır. Tavaf, Hacerül Esved'in hizasından başlayıp Kabe'nin etrafında 7 defa dolanmaktır. Ve say, Safa ve Merve tepeleri arasında 7 defa gidip gelmektir değerli izleyenler. Şimdi gelelim hac ile ilgili mekanlara. Mescid-i Haram, Mekke'de bulunan ve ortasında Kabe'nin bulunduğu mescittir. Arafat, Mekke'nin güneydoğusunda yer alan düz bir alandır. Müzdelife, Arafat ve Mina sınırları arasında Harem bölgesinde olan bir bölgedir. Mina, Mekke ve Müzdelife arasında, Harem sınırları arasında kalan bölgenin adıdır. Değerli izleyenler, şeytan burada taşlanır ve kurban burada kesilir. Ve son olarak Harem bölgesi, Mekke ve çevresine verilen isimdir. Değerli izleyenler, şimdi gelelim umre konumuza. Umre, belirli bir zaman olmaksızın ihrama girip tavaf ve say yaptıktan sonra tıraş olup ihramdan çıkarak yapılan ibadetin adıdır. Şimdi gelelim umre ve hac arasındaki farklılıklara. Değerli izleyenler, hac farz bir ibadettir. Umre ise sünnettir. Hac belirli aylarda yapılır, umre ise her zaman yapılabilir. Umre'de vakfe, şeytan taşlama ve kurban kesme yoktur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, umre diğer bir umre arasındaki bütün günahları siler buyurmuştur. Yine Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 196. ayet-i kerimede şöyle buyurulmaktadır: Ve etimmül hacce vel umrete lillah. Haccı da umreyi de Allah için tamamlayınız. Ve gelelim kurban konumuza. Değerli izleyenler, Kurban Bayramı'nın ilk 3 gününde kurban olmaya uygun bir hayvanı Allah rızasını kazanmak için kesmek şeklinde yerine getirilen vacip bir ibadettir. Peygamber Efendimiz'e, ey Allah'ın Resulü, bu kurbanlar nedir denildiğinde Peygamber Efendimiz babanız İbrahim'in sünnetidir buyurmuştur. Bir kimsenin kurban ibadetiyle yükümlü olabilmesi için şu şartları taşıması gerekmektedir. Yine Müslüman olmak, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmak, yolcu olmamak ve temel ihtiyaçlarından fazla nisap miktarı mala sahip olmak. Kurban edilecek hayvanda bulunması gereken özellikler ise şunlardır. Kurban edilecek hayvan koyun, keçi, deve, sığır, manda cinsinden olmalıdır. Koyun, keçi cinsi 1 yaşını, sığır, manda cinsi 2 yaşını, deve ise 5 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Kesilecek hayvanın sağlıklı, organlarının tam olması, herhangi bir kusurunun olmaması gerekir. Rahmet elçisi hayvanların kesimi esnasında onlara eziyet verilmemesi için gerekli uyarılarda bulunmuş, Allah'ın her konuda ihsan ile yani güzellikle davranmayı farz kılmış ve hayvanların kesimini de en güzel şekilde yerine getirmemizi emretmiştir. Bu nedenle bıçağın iyice keskinleştirilmesi, hayvana hissettirilmemesi, gözlerinin bağlanması tavsiye edilmiştir. Kurban olacak hayvan kıbleye doğru yatırılır, besmele ve tekbir getirilerek kesilir. Allah adına kesilen kurbanın eti israf edilmemelidir. Peygamberimiz kurbanın etinin 3'e bölünmesini tavsiye etmiştir. 1/3 ev halkı için, 1/3 fakir ve muhtaçlar için, kalan 1/3 ise akraba, komşu ve misafirlere ikram edilir değerli izleyenler. Şimdi dua konumuz. Dua, Allah'a yalvarma, yakarma, ondan maddi veya manevi bir şeyler istemektir. Dua, Allah ile kul arasında bir iletişim yoludur. Dua etmek hiçbir şey yapmadan elimiz kolumuz bağlı oturup ihtiyaçlarımızı peş peşe sıralayarak Allah'tan istemek değildir. Dua etmek nasılsa ben dua ettim diyerek sorumluluğu üzerinden atmak da değildir. Dil ile istenenler amel ile desteklenmelidir. Dua bizi manevi ve psikolojik açıdan da geliştirir. Hiçbir zaman yalnız olmadığımızı hissederiz. Duada temel ilke samimiyettir. İnsan Allah'a her zaman yönelmelidir. Yaşlılıkta, gençlikte, zenginlikte, fakirlikte, kısacası her durumda dua etmeliyiz. Allah bakın sadece sıkıntılı anlarında dua edenleri nasıl kınamaktadır. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirir ve yan çizer. Başına bir kötülük gelince de yalvarmaya başlar. Allah'tan bir şey isterken yine onun güzel isimleriyle dua etmeliyiz. Allah'ın kitabında en güzel isimler Allah'ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin buyurulmaktadır. Yine dua ederken helal ve temiz şeyler için dua etmeliyiz. Haram olan şeyleri istemek hem duanın ruhuna hem de kulluğumuza aykırıdır değerli izleyenler. Yine dua edilip edilmeyeceği şüpheye düşmemeliyiz. Ben dua ettim, Allah kabul etmedi gibi düşünceler şeytanın kandırmacasıdır. Peygamber Efendimiz dua eden kimse şu 3 durumdan birinde olur. Ya duası kabul olur, ya ileride kabul edilir ya da yaptığı dua günahlarına kefaret olur buyurmuştur. Tövbe. Tövbe bilerek veya bilmeyerek işlenmiş olan günahlardan dolayı pişmanlık duymak, bir daha işlememeye karar vermek ve aynı günahlara yeniden düşmemek için çaba göstermektir. Tövbe etme imkanı Allah'ın kullarına bir armağanıdır. Tövbenin en önemli şartı yürekten ve samimi bir şekilde yapılmasıdır. Yüce Kur'an'da ey iman edenler Allah'a içtenlikle tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter. Peygamberi ve iman edenleri utandırmayacağı o günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetine sokar. Değerli izleyenler, tövbenin özünde pişmanlık vardır. Şimdi gelelim Peygamber Efendimizin dilinden bir tövbe istiğfar duasına. Allah'ım benim Rabbim sensin, senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın ve ben senin kulunum. Ben gücüm yettiğince sana verdiğim söz üzereyim ve senin vaadine güveniyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım. Bana olan nimetini itiraf ediyorum. Günahlarımı da itiraf ediyorum. Günahlarımı bağışla. Çünkü günahları senden başka bağışlayacak hiç kimse yoktur. Evet değerli izleyenler, bugün de bize ayrılan vaktimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ancak sizlere veda etmeden önce izninizle birkaç kelam etmek isterim. Bildiğiniz gibi ülkemizde bulunan koronavirüs salgını sebebiyle önlem amaçlı birçok yer gibi Kur'an kurslarımızda geçici olarak tatil edilmişti. Diyanet İşleri Başkanlığımızın öngörüsüyle siz değerli halkımızın istifade edebilmesi için Diyanet TV aracılığıyla uzaktan eğitim sürecine başlamıştık. Ancak Kur'an kurslarımızın kapanış tarihiyle eş zamanlı olarak uzaktan eğitimimizin de son haftasına girmiş bulunmaktayız. Yani bugünkü dersimiz son ibadet dersiydi. Dilimiz döndüğünce, bize verilen vakit süresince sizlere dersi aktarmaya çalıştık. Faydalı olabildiysek ne mutlu bizlere. İnşallah ülkemizde ve dünyada bulunan bu salgın bir an önce biter ve hepimiz sağlıkla normal hayatımıza döneriz ve camilerimiz tekrar çocuk sesleriyle şenlenir inşallah. Allah hepinize sağlık, mutluluk ve huzur versin inşallah. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Zerrin Hocam, size alışmıştık biz her hafta. Şimdi bu son dersimiz dediniz. Evet hocam. Kur'an kurslarının kapanma tarihiyle eş zamanlı planlandı, değil mi bu? Evet. Ama ne güzel anlattınız. Bu süreçte bize eşlik ettiniz. Çok teşekkür ederiz. Ben size teşekkür ederim. Hem size programınızdan vakit ayırıp bize böyle bir imkan tanıdığınız için, hem de görünmeyen kahramanlar diyeyim arkadaki arkadaşlara, hem güler yüzleriyle bize bütün konuda destek oldukları için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizin başarısını daim etsin inşallah. Amin, amin. Gerçekten izleyenlerimiz de çok memnun oldu aslında Allah bu eğitim sürecinden. Sizler anlattıkça, her gün bir hocamız gelip böyle istifadeye medar sözler söyledikçe gerçekten izleyenlerimizin de gönlüne hoş vardı. Biz de burada istifade ettik. Her şerde bir hayır, her hayırda bir şer olabilir. Biz bilemiyoruz. Evet hocam. Rabbimiz muhakkak hikmetle iş görüyor. Bunda da bir hikmet var. İnşallah. Muhakkak. Muhakkak hocam. Hiçbir şey öylesine değil. Bir de yeni normale döndüğümüz ilk günde Rabbim bizi beterinden korusun. İnşallah her şey çok daha güzel olsun diye dua ediyoruz. İnşallah Zeynep Hanım, inşallah. Hepimizin evet hocam var. İnşallah başka vesilelerle tekrar görüşüyoruz. İnşallah hocam. Allah öyle nasip etsin inşallah. Ağzınıza sağlık, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyenlerimiz, bugün de biz ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Allah nasip ederse yarın sabah saatler 10.30'u gösterdiğinde bizler yine burada sizlerle olmayı ümit ediyoruz. Yarın din eğitimi bağlamında çocuklarda özgürlük ve sınırlamalar konusunu konuşacağız. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi öğretim üyesi Doktor Zeynep Kaya hanımefendi bizlerle birlikte olacaklar. Aynı zamanda dini eğitim vaktinde Kur'an kursu öğreticisi Cafer Kara hocamız bizlere eşlik edecek. Sizleri de bekleriz. Şimdilik Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.